özellikle soruşturmanın gizliliği önemli. Nari'nin katillerine bir an önce ulaşılması ve hak ettiği cezaları alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım. Dışarıda basın yayın organlarında maalesef bazı cümleler kurulduğunu görüyoruz. Bir takım senaryolar çiziliyor. Bu da tabii soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Hep birlikte millet olarak çok bizi derinden yaralayan bir konu Nari'nin katledilişi. Dolayısıyla Nari'nin evladımızın katledenleri biz yargı önüne çıkarmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunlar kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda biz çok hassasız. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok hassasız. Biz bu konuda özellikle çocukların korunması ile ilgili bir kere anayasamıza biz 41. madde çocukların korunması konusundaki devlete verilen görevleri 2010 anayasa değişikliğiyle hassasiyetle vurguladık. Bir anayasa değişikliği yaptık bu konuda. Anayasamızda çocuk hakları, çocukların korunması ile ilgili bir düzenleme maalesef yeterli bir düzenleme yoktu ve o düzenlemeyi getirdik. Sonrasında 2005 yılında çocuk koruma kanunu getirdik. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan çalışmalar var. Çocuk istismarının önlenmesine dair komisyon kurulmuştu. Ve kapsamlı bir çalışma yapmıştık. Bu komisyonun elde ettiği veriler ışığında gerek yasal düzenlemeler, gerek uygulamalar, İçişleri Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Sağlık Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Aile Bakanlığımıza düşen çalışmalar, Adalet Bakanlığı olarak bize düşen çalışmalar, hepsini biz süreç içerisinde çok önemli çalışmaları da hayata geçirdik. Çocuklarımız bizim çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. O nedenle çocuklarımızı üzerinde gözümüz gibi olmalıyız. Onları sadece ailelerinin korumasına bırakmamalıyız. Aileler korumalı. Ailenin birinci görevi ama asıl görev devletin görevi. Bu konuda hassasiyetle tüm bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız üzerinde duruyor. Dün de Diyarbakır'daydık. Aile Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da Narin evladımızın mezarına gittik. Ona dua ettik. Ve sonrasında da soruşturmayla ilgili yürütülen çalışmalarla alakalı Cumhuriyet Başsavcımızdan kapsamlı bir bilgi aldık. Tabii bu bilgiler soruşturmanın gizliliği kapsamında devam eden bilgilerin dışında özellikle soruşturmanın daha etkili yürütülebilmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımızın düşüncelerini almış olduk ve soruşturmayı da titiz bir şekilde takip ediyoruz. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlayacak ve sonuca göre soruşturma devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bizim şu andaki odaklandığımız nokta Narin kızımızın katillerini bulmak. Bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmek. Diğer farklı şüpheler bunların hepsi Cumhuriyet Savcılarımızın değerlendireceği hususlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hangi Sayın Bakanımızın o açıklamasını görmedim. Kişisel veriler ele geçirilmişse zaten kimin verisi ele geçirilmişse bu konuda gerekli başvuruyu yapar. Kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunumuz var zaten bu konuda. Yani o konunun detaylarıyla ilgili bir detaylı bilgi verirsin, onun açıklamasını yapabilirim. Yani Tekirdağ'da da bir yaşanan olay var, acı bir olay. 2 yaşında bir bebek daha bedenini hastaneye kaldırıyor ve istismara uğradığı da iddia ediliyor. Bu iddianın aslı nedir, soruşturma ne aşamada? Bilmiyorum. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Orada da 5 kişi tutuklu ve soruşturma devam ediyor. Tabii o bebeğimiz de şu anda hastanede tedavi altında. Evet, çok... Arkadaşlar çok uğultu olduğu için ben sorunuzu duyamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.